Efendim, Türkiye'nin 11 ilini vuran deprem felaketi birçok bölgede ağır hasara neden oldu ve onlardan biri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesiydi. CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Halil Kahraman, kendi yaptırdıkları evden son anda kaçmayı başaran İbrahim Sözdemir'in evindeki yıkımı yakından görüntüledi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adıyaman Gölbaşı'nı da etkiledi. Gölbaşı'nda hemen bulunduğumuz nokta Yukarı Çöplü Köyü. Yukarı Çöplü Köyü'nde birçok kişi evi hasar gördü. Arkamda görmüş olduğunuz ev İbrahim Bey'in evi ve ne yazık ki ağır hasarlı olarak belirlendi. Çok geçmiş olsun İbrahim Bey. Ne yaşadınız, nasıl oldu depremde, burada mıydınız? Evet, buradaydım ben. Bu 3 katlı zaten evimiz. Yani ev böyle bir şey yok. Yani deprem mi yaşadın derler ya. Yani gerçekten böyle, ben yaşım 45. Ben böyle bir şey görmedim yani. Yattı yattı kalktı gibi sanki böyle. Üst üste biniyoruz. Ben ayağa kalkmaya çalışıyorum. Annem babam rahatsız, ameliyat ettirdim. Onların sıkıntısı, onlara kavuşayım derken sobaya sarılıyorum. Oraya koşuyorum. Çocuklar bir yanda derken o telaşla yani dışarı kendimizi nasıl attık. Benim başımda ufaktan bir yaralanma oldu. Bacağımda ufak bir yaralanma oldu. Ama işte depremin vermiş olduğu şeyler, arızalar. Şurası galiba evet, depremin işte, vermiş olduğu kolon bölümü yamulmuş gibi demirler içindeki. Evet abicim, evet, komple burası zaten direkler zaten belli buranın. Bu şekil yani, burada da şu buz şey çamaşır makinesi buradaydı, şurada. Bunun üzeri komple şey dolmuştu. Şu çimento kırıklar dolmuştu, evet. Uzmanlarımız hep dile getiriyorlardı, demirler düz olmamalı. Buradaki demir düz. Hemen betona baktığımızda evet, büyük büyük yuvarlak çakıllar görüyoruz. Yani psikolojimiz bozuldu. En ufak bir çocuk şöyle ayağını yere vursa deprem oldu diyoruz yani. Şimdi siz nerede kalıyorsunuz? Bir de ağır hasarlı, çok yaklaşmayalım. Siz evet, yukarıyı evet, göstereceksiniz ama oraya evet, çıkmayalım. Evet, çünkü ağır hasarlı bir bina, evet, çok da yaklaşmamak evet, lazım. Çadırda kalıyoruz. 4 tane çadırımız var aşağıda. Yani kendimiz önce yaptık, çadır yetişmeden önce. Kendimiz çevirdik bir normal şeyden, brandadan. O şekil, evet, ondan sonrasında AFAD'dan sağ olsun dışarıdan da yardımlar geldi. 4 tane çadırımız var orada. Şu anlık bize yetiyor. İsterseniz şurayı da bakabilirsiniz. İnsanı yani yerin dibine gömdü, geri çıkardı. Gömdü, geri çıkardı. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey gerçekten görülmemiş. Ben dedim ya, yaşımda ilk defa böyle bir şey gördüm yani. Deprem olurdu, titrerdi insan, deprem olur derdi. Öyle bir şey olurdu yani. Şurada camlar var. Camları açıp oradan aşağı attık vallahi bunları. Direkt merşeyi indirmedik. Korktuk ya, en azından bir şey olursa dedik burada. Belki dedik yani, belki bir atlama şansımız olabilir. Şu camlardan, bu camların açıklığıyla beraber buradan aşağı attık bunları. Deprem gününde mi, sonrası mı? Hayır, depremden sonra. Ya daha 2-3 gün oldu bunlar atalı. 2 sene önce o kilere diyorum, onun şeyiyle kalabildi diyorum. İçeride çok yıkılmalar söz konusu zaten, incelemede direkler, ağır hasarlı verildi. Evet, burada bu şekilde evet, buradaki direğe de bakabilirsiniz. Çok berbat yani. Şimdi çadırda kalıyorsunuz, ne yapacaksınız? Hemen şuradaki yıkımı da görebiliriz ama sanki beton kalitesi, tabii ki biz uzman değiliz. Kalite nasıl, siz mi yaptırdınız bu evi? Biz bunu kendimiz yaptırdık, evet, kendimiz yaptırdık. Babam yani fukara, ne yapsın o zaman işte, dedik arazimiz dedik, yapalım dedik. Ama bu şekilde yani evet. Demir'i hatta bunu da kırmış. Şimdi ne yapacaksınız bu süreçte? Vallahi hiçbir şey düşünemiyoruz şu anda. Yani çocuklarımızın, ailemizin, hepimizin psikolojisi çok bozuk. Hayattalar. Yani çok şükür hayattalar. Ama işte ben Gölbaşı'nda yani çok cenaze kuzuları kaldırdım yani. 18 yaşında genç kız, 2 kardeş, 4 kardeş, anne baba, yeğen, torun. Yani komple benim oğlumun arkadaşları, lise arkadaşları. Yani kimse görmesin, Allah kimseye başına vermesin. Ya birçok kişi yani bakamadım. İnancınız olsun, bakamadım yani. Türkiye'mizin başı sağ olsun, Allah bundan sonra böyle bir şey göstermesin diyeyim abime. Çok geçmiş olsun İbrahim Bey. İbrahim Beyler de ne yazık ki o depremi Adıyaman'da, Gölbaşı'da yaşadılar. Arkamda görmüş olduğunuz evde oturuyorlardı. Ne yazık ki bu evde ağır hasarlıydı ama sevindirecek, sevinmemiz gereken şey şu. Biz bu durumda seviniyoruz artık haberciler olarak. Çok şükür, şükür ev yıkılmadan onlar dışarıya çıkabilmişler. Çok şükür hayattalar diyelim. Sözü buradan stüdyoya bırakalım.